Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, yılın sizin için en önemli ve keyifli aylarından biri başlıyor. Burcunuzda bir dolunay var. Balık burcunda bir yeni ay var. Mars ay boyunca ikizler burcunda olacak. Venüs balık burcunda Neptün'le birleşiyor bu ay. Bakalım detaylar sizin için neler getirecek Şubat ayında. Evet, aya burcunuzda 5 Şubat'ta 16 derece Aslan burcunda meydana gelecek olan dolunayın etkileriyle başlıyoruz. Özellikle 3 gün öncesi, 3 gün sonrası çok önemlidir ama ayın 15'i 20'sine kadar da bu dolunay tesirleri devam edecek. Dolunaylar farkındalık dönemi. Hayatımızda bir şeylerin olgunlaştığı, sonuç verdiği, hedeflerimize ulaştığımız, tamamlanmalar yaşadığımız dönemler ve tabii ki kişisel anlamda da fark edildiğimiz, özellikle burcumuzda oluyorsa bu dolunay, fark edildiğimiz, dikkat çektiğimiz bir dönemde olabiliriz sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarındaysa bu dolunay sizin için çok daha önemli, çok daha belirleyici ve tüm yıla yayılan önemli bir etki veriyor. Yaşamınızla ilgili, kariyerinizle ilgili, hayatınızda önemli bir etki. Uranüs Boğa burcunda olduğu için toplumdaki statünüz, duruşunuz, işiniz, kariyeriniz, mesleğiniz, geleceğinizi etkileyebilecek her türlü alanda Uranüs'ün de tesiriyle hızlı değişimler olabilir. Daha önce yapmış olduğunuz bazı girişimlerinizin sonuç vermesi ve hayatınızda bir anda olabilecek böyle bir hızlı gelişme söz konusu olabilir. Bu dolunayla beraber yer değişiklikleri, iş değişiklikleri olabilir. Evlilik kararları, ayrılık kararları, taşınmalar. Tüm bunları bekleyebiliriz. Aynı zamanda kişisel anlamda görünümünüz, dışarıdan nasıl algılandığınızla ilgili, yani bu fiziksel imajınızda belki bir değişim olabilir. Genel sağlığınızla ilgili önemli etkiler olabilir. Tüm bunlar doğum haritalarınızın yapısına göre sizin için önemli olacak ve çok etkili, çok belirleyici olacak. Ayın 20'sine kadar olan süreçte bu anlamda dolunay tesirleri devam edecek sevgili aslanlar. Evet, bu ay hızlı bir ay. Çünkü gezegenler artık ileri gidiyor. Artık geri giden gezegen yok. Yani bu da bizi doğal olarak hayatımızı daha böyle verimli hale getirecek. Çünkü son birkaç aydır birçok geri giden gezegen olduğu için yani düşüncelerimiz ileriden çok hep böyle geçmişe takıldı. İşte gecikmeler oldu, kararsızlıklar, belirsizlikler oldu. Hatta yeni yıla böyle başladık. Retro gezegen tesirleriyle başladık ama bu ay bittiler artık. İleri hareketliler. Bu da gerçekten ileri bakmamızı, hareket etmemizi, düşüncelerimizi, planlarımızı uygulamamızı kolaylaştırıyor. Mars ay boyunca ikizler burcunda olacak. Dolayısıyla sosyal alanda, arkadaş gruplarınız içerisinde falan çok fazla böyle bir enerji var. Yani burada eğitim faaliyetleri olabilir, böyle grup etkinlikleri, seminer gibi çalışmalar olabilir. Yani burada bir hareket var. Fiziksel anlamda da hareketlisiniz. İşte spor yapabilirsiniz, kulüplerde, derneklerde falan buralarda aktif olabilirsiniz. Daha fazla görüşmeler, yazışmalar, toplantılar söz konusu olabilir. Ayın 11'inden sonra Merkür Kova burcuna geçecek ki bu da 11'inden sonra her türlü ilişki dinamiğinde daha fazla iletişim olacağını gösteriyor. İş konularında da olabilir bu görüşmeler, yazışmalar. Evlilik ve ilişkilerinizde, partnerinizle de yine daha fazla bir iletişim içerisinde olabilirsiniz. Bir şeyleri konuşmanız, anlaşmanız, plan yapmanız, program yapmanız, çözmeniz mümkün. Bu bir imza gerektiren bir konuysa, bir anlaşma söz konusuysa bunları da artık ele alabileceğiniz, tamamlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ayın 20'sinden sonra Venüs balık burcundan koça geçecek ama bu geçişinden önce Neptün'le ay ortalarında 14, 15, 16 Şubat'ta şöyle çok güzel bir kavuşum yapıyor. Sizin için aslında parasal alanda böyle ilginç, böyle bir çok ilahi bir yardım gelebilir. Bunu unutmayın. Yani bir borcun yapılandırılması gibi bir etki olabilir. İşte bir prim almak, emeklilikle ilgili güzel bir destek olabilir. Eşinizin kaynaklarıyla ilgili size yapabileceği güzel jestler olabilir. Parasal anlamda ya da hediyeler gibi. Yani burada parasal anlamda bir rahatlama, bir yardım var. Bunun yanı sıra ruhsal tesirler de çok önemli. Yani başkalarına yardım etme, bağış yapma, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını giderme gibi. Yani böyle
karşılığını beklemeden verebilirsiniz. Özellikle kaynaklarınızı bu anlamda verebilirsiniz. Bunu unutmayın, size manevi geri dönüşleri de çok güçlü olabilir. Ayın 20'sinde Güneş Balık burcuna geçecek ve Balık burcunda yeni ay var. Bu yeni ay da 8. evinizde doğacak zaten. İşte bu yeni ay özellikle hisseli paralar alanında, finansal konularda, borçlanma, kredi gibi bir konuda bir yeni adım atmanızı, bir karar vermenizi veya size yeni fırsatlar çıkmasını sağlayabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etki almıyor. Özellikle değişken burçlarda Balık olabilir, Başak, İkizler ya da Yay olabilir. Bir derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için daha belirleyici olacaktır. Daha önemli olacaktır. Yeni ayın tesirleriyle beraber özellikle sizde parasal kaynaklarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz ve işte paranızı belki işte bağış yapma, yardım yapma ya da ihtiyaç duyduğunuz alanlarda sizin başkalarından beklediğiniz destekler varsa, hani bu eşten olabilir, partnerden olabilir, bir borç alma, kredi alma gibi bir konu olabilir veya böyle bir mirastır, sigortadır, nafakadır, tazminattır, böyle bir işiniz, konunuz olabilir. Bunlarla da ilgili bazı adımlar atabileceğiniz, yine kararlar verebileceğiniz bir süreçteyiz. Ayın 20'sinden sonra Venüs Koç burcuna geçecek. Jüpiter biliyorsunuz Koç burcunda ve 16 Mayıs'a kadar oradaki yolculuğunu sürdürüyor ve hızlı ilerliyor bu dönemde. Venüs de yanına geliyor. Şimdi Jüpiter büyük şans, Venüs küçük şans ve ikisi artık birlikte hareket etmeye başlayacak. Şubat'ın son günlerinde, son haftasında ve Mart'ın ilk yarısında özellikle bu Venüs-Jüpiter kavuşumu Koç burcunda size de çok güzel bir açıda olacak, unutmayın. Neler olabilir, nasıl tesirler getirebilir? Güzel yolculuklar, seyahatler getirebilir, unutmayın. Ve bu arada bu dönemde farklı kültürlerden ve yabancılardan, uluslararası alanlardan daha fazla şansla karşılaşabilirsiniz. Hani bir seyahatte yabancı bir insanla tanışmanız veya yabancı kültürden kişilerle romantik ilişkiler de olabilir tabii ki. Kısmetler hep böyle uzaklardan gelebilir. Tabii ki eğer bir seyahat yapma arzunuz varsa, yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa, şimdi şans burada sizi destekliyor olacak. Medya, yayın işleri, basın işleri olabilir, hukuksal konular, akademik işler, üniversite ile ilgili çalışmalarınız, örneğin eğitimle ilgili her türlü faaliyette de Venüs Jüpiter'in o güzel desteklerini, yardımlarını, kısmetlerini alabilirsiniz sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.